Rabbinin bilgisinden uzak ve gizli kalmaz. Ne bundan daha küçük ne de daha büyük hiçbir şey yoktur ki hepsi apaçık kitapta yazılı bulunmasın. Burada istidradi olarak şöyle bir hususu arz etmek istiyorum. İnsanın aklına acaba cevabın kireye, katılmazdan karakterlere barıncaya çıkan tarihatın zemini her yerinde aynı sanat kısmını bir önceki bölümde bütün varlığın tamam kısmının aynı kısmının olduğunu tarihatın. Allah sözü görevli bu, ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey ifadelerinde bu gerçeği işaret ediyor. İfadeden de anlaşılacağı üzere göklerin ve yerin temel taşlarının aynı şeyler olduğu anlatılıyor. Allah Teala burada her şeyi aynı maddeden zerre, partikül veya tanecik denilir. Bu maddeden yarattığını açıkça ortaya koyuyor. Ne bundan küçük ne de büyük hiçbir şey yoktur ki hepsi apaçık kitapta, kitab-ı mübinde bulunmasın. Ehl-i tahkik, Kur'an'da geçen İmam-ı Mübin'in levh-i mahfuz, kitab-ı mübinin de insanın mukadderatının ve sergüzeşti hayatının bir mahv ve ispat şeridi şeklinde cereyan eden ve bir sinema şeridi gibi insanın her şeyini istiva edip her tarafı dolduran zerreler olduğunu söylemek. Zerrelerin belli faaliyetleri yüklenmesi ve bütün hareket ve davranışların zaman şeridiyle takınıp kalması noktası kitab-ı mübini şerh ediyor. İşte bu Allah'ın kendi kalemiyle yazıp zikredilmesi oldukça manidar. Yani ister atomdan büyük, mesela molekül zerreleri, isterse atomdan küçük, mesela elektron,